Evliliği neden sevmiyorum? Anlatayım sana. Yunus diye bir kardeşim vardı bizim mahallede. Hiç yanından ayrılmazdı senelerce yani. Abi abi peşimde ama çocuk böyle el avuca sığmıyor böyle. Var ya nasıl piç yani, abi onu yiyelim, abi bunu içelim. Böyle neşe dolu ya, hayat dolu çocuk ya. Turşu biberi gibi ya herif, böyle var ya inanılmaz bir şey. Zehir gibi zehir. Bir gün geldi bana dedi, abi ben evleneceğim. Bak dedim sakın. Abi dedi evleneceğim. Dedim evlenecek misin sen? Evleneceğim. Tamam dedim. Önce git Darıca Hayvanat Bahçesi'ne. Oradaki o kafesteki ayıların, aslanların, timsahların hayatına bir bak. Sonra evlenmeye karar verirsin dedim. Git bir bak dedim. Dinlemedi, evlendi. Şimdi evine gidiyorum, boş duvara bakıyor böyle. Ne neşe kalmış, ne sohbet, ne muhabbet. Bir şey sormasan cevap vermiyor adam. Kadın için çok daha büyük zulüm. Çünkü kadın durduk yere konuşabilen ve düşünebilen bir hayvan sahiplenmiş oluyor. Zapt etmesi de zor. Ha şu açıdan şanslı, en azından acıktım diyebiliyor adam. Tuvaletim geldi diyebiliyor. Temel ihtiyaçlarını söyleyebiliyor olması belki de kadını evlilikte cezbeden, hani köpek mi alayım evleneyim mi arasında kaldığı noktada. Evlilik ne biliyor musun? Evlilik yiyip içip seks yapmak isteyen bir erkekle yaşamaya çalışan bir kadının dramıdır. Çok açık söyleyeyim. Evet, ben de o erkeklerdenim. Doğru. Evlilik dramdır. Evlenip mutlu olduğunu söyleyen bazı hainler vardır. Onları da biliyoruz. Ama gerçekten hiç samimiyetini kaybetmemiş hiçbir erkek evlenip de mutlu oldum diyemez. Diyemez abi. Bak samimi bir hiçbir erkek diyemez bunu ya. Evlendim mutlu oldum. Yok ya. Ben niye olmadım? Efendim evliyken her şey yapılır. Evli insan her şeyi yapar. Hiçbir şeyden geri kalmaz. Evet doğru. Evli her şeyi yapar. Bir tek ne yapamaz biliyor musun? Seks yapamaz. Ben sana bir şey diyeyim mi? Evlilik aşkı öldürür mü bilmiyorum ama evlilik seksi öldürür. %100 öldürür. Bu 100 yılın tespitidir ha. Seks mi yapmak istiyorsun? Evlenme. Seks yapmak istemiyor musun? Evlen. Yorumlamam bu kadar.